Gerçek bir pilotun uçuşuyla ilgili bir video izlediğinizde bu işin ne kadar yorucu, dinamik ve gözle görüşe dayalı olduğunu anlamak çok kolay. Durmadan pilot sağa sola bakıyor olacak. Bizler de sanal pilotlar olarak aslında DCS'in bize sunduğu bu üç boyutlu kokpit ortamında sağa sola bakabiliriz. Bunu yapmanın çeşitli yolları var. Klavye mouse kullanabilirsiniz. VR kullanabilirsiniz. Klavye, Klavye mouse çok keyifsiz pola, pola. baştan söyleyeyim. VR ve Track Layer'ın orijinaliyeti oldukça pahalı. Kafa hareketlerinizle baktığınız yeri değiştirmek Apache'de mesela çok keyifli olabiliyor. Baktığınız yere topla ateş edebiliyorsunuz veya orayı designate edebiliyorsunuz. Benzer şekilde F-16'da da AIM 9X gibi bir füzeyi sadece bakarak hedefe kitleyebiliyorsunuz. Kafa takip sisteminin maliyetlerinden kaçınmak için çoğu zaman kullanıcılar kendileri yapıyorlar bu cihazları. Bu da aslında teknik bir bariyer oluşturuyor. Herkes LED lehimlemeyi vesaire bilmeyebiliyor. Bu işi yapmanın çok kolay bir yolu varmış. Ben yeni öğrendim. Sadece iki tane açık kaynak kodlu program ve basit bir webcam kullanarak. Bu videoda AI Track ve Open Track kullanarak neredeyse bedavaya nasıl kafa takip sistemi kurabileceğinizi gösteriyor olacağım. GitHub biliyorsunuz böyle kodların paylaşıldığı bir yer. Burada bu AI Track'in aslında source kodlarına yani kaynak kodlarına da ulaşabilirsiniz. Bu bir kafa takip yazılımı ve OpenTrack üzerine kuruluyor. Dolayısıyla OpenTrack'i de kurmanız lazım. En önem en önemli özelliği donanımdan bağımsız. Yani donanım olarak sadece webcam kullanmanız yeterli. Böyle led, infrared led, işte sağımıza solumuza kablolar, şunlar, bunlar hiçbir şeye gerek yok. Bunu kurmak için önce OpenTrack'i kurmanız lazım. Open Track'e şuradan gittiğimizde e, bunun da kodları var. Bunu indirmek için şuradan Releases'a geleceksiniz. Yani sürümlere veya yayınlara en sonuncusunu indirebilirsiniz. Buradan Setup Exe'yi indirdiğinizde e, bunu kurabilirsiniz daha sonradan. Bu inerken e, AI Track'e geri gelelim. Aynı şekilde bunun da Releases'leri var. Bunu download edeceksiniz. AI Track ve 071 Zip olarak indirebilirsiniz. Şimdi bunu çalıştırdıktan sonra AI Track'i yanına koyuyorsunuz. Bu da şuraya geliyor. Dikkat ederseniz şu anda bir takip yok. Bunun bir konfigürasyon sayfası var. Konfigürasyon sayfasında kameranızla ilgili temel ayarları yapabilirsiniz. Bu arada ben kamera olarak PlayStation 3 kamerası kullanıyorum ve bu kameraya bir infrared modifikasyonu yapmadım. Zaten kendi yaptığım normal ledli çakma trek ayarda infrared led kullanmıyor. Normal kırmızı ledlerle yaptım. Bunun dezavantajı ne? Gündüz hava çok aydınlıksa sorun olabiliyor. Ama onun çözümü de basit. Kameranın gainini ve exposure'ını oldukça kıstığınızda sadece ledler gözükecek kadar bir şey bırakırsanız eğer, pozlama bırakırsanız sorun ortadan kalkıyor. Bunlar şimdilik bizim için uygun. Apply deyip kapatıyoruz. Daha sonrasında start tracking dediğimde dikkat ederseniz benim suratımın üstünde bir sürü böyle feature pointler koyuyor. işte gözlerimi, kaşlarımı ve bunları takip ediyor. Bunu yaparken de tabi belirli bir miktar kaynak harcıyor. Ee, bu kaynakları şuradan görebiliriz ne kadar harcadığını. Bunları biraz daha şöyle düzenli tutayım. Dikkat ederseniz %33'lere vuruyor ama bunu, bu konuda yapacak bir şey yok zaten DC's'te de multi trading geldi. Dolayısıyla ilerleyen günlerde bu işlemci ihtiyacımız muhtemelen daha az olacaktır. LED'li yapacağınız bir tracker'ın en büyük avantajı şuradaki CPU tüketiminin, CPU kaynak tüketiminin çok daha az olması. Şimdi şu anda dikkat ederseniz Ahtapot oynamıyor. Ahtapot'un oynamasını başlatmak için şuradan start'a basıyoruz. Ve benim kafa hareketlerimi Takip ettiğini görüyorsunuz. Mesela şu anda e, yol ekseninde hareket yapıyorum ve şuradan açıları okuyabilirsiniz. Yukarı aşağı yani pitch ekseninde benzer şeyler yapabilirim veya kafamı roll edebilirim. Bu böyle kokpitin içinde çok kullandığımız bir şey değil genelde. Şimdi track ayarla ilgili en çok sorulan sorulardan en başta gelin zannediyorum şu. Yani ben e, kokpitteyken arkaya bakmak için ne yapacağım ya? Yani? böyle dönüp bakacak mıyım? Hayır gerek yok. Buradaki hareketlerinizi siz ölçeklendirebiliyorsunuz. Yani bakın mesela ben şu kadar kafamı çevir çevirdiğimde aslında neredeyse 90 dereceye bakıyorum. Yov 96 oldu. Şuralara kadar geldiğimde input yovum 30 derece olduğunda ben 180 dereceye yine arkaya bakıyorum. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Bunu mapping kısmından ayarlıyoruz arkadaşlar. Mapping aslında burada biz fonksiyonlar tanımlıyoruz. Şimdi her eksen için burada six degree of freedom var. Yani e, rotasyonlar var ve translationlar, ötelemeler var. Bunların hepsini teker teker custom bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunların üzerinden hızlıca gidelim. Yo ekseni dediğim gibi şu eksen. Ben burada diyorum ki yaklaşık 25'e geldiğimde sen beni yolda 180'e götür. Bu ilk açıldığında şu şurada gelecektir size. Bu birebir bir, bir e, mapping'e denk geliyor. Bu hiç pratik değil. Özellikle yo ekseninde bunu oldukça kısmanız sizin kokpitte kolaylıkla sağa sola bakmanızı sağlayacak bir özellik olacak. O yüzden onu kullanmanızı tavsiye ederim. Benzer şekilde pitch'te de aynı şeyi yapıyorum. Ama dikkat ederseniz sadece 10 derece veriyorum. Çünkü şu kadar bakmam yetiyor ya da şu kadar bakmam yetiyor. Gözlerimin hep monitörde kalmasını istiyorum. Rolu çok daha sabit bırakmışım. Yani rolda e, bunu eğer aynı şekilde ayarlarsam ben kafamı şu kadar çevirdiğimde bir anda 90 derece dönmüş olacak. Bu hiç fiziksel bir şey değil, anlamlı bir şey değil. Bunu böyle düşük bir eğimde tutabilirsiniz. Hatta birebir bile yapabilirsiniz bana soracak olursanız. X, Y, translation'ları yani ötelemeleri de çok çok kritik şeyler değil bence. Hani olması güzel oluyor şöyle kokpitin içinde sağa sola kayabiliyorsunuz. Bu arada ben bu videoyu çekerken kameraya biraz fazla yaklaştım. Normalde daha geride duruyorum. Daha geride durduğumda o biraz önce olan şeyler gibi kaçırmalar olmuyor. Ama tabi buradayken bir daha bir baştan sıfırlayıp konumu ayarlamak faydalı olacaktır. Dolayısıyla bu track ayar ayarları nasıl yapılıyor diye sorduğunuzda bütün olay buradan çözülebilir. Ben dikkat ederseniz burada hep lineer mappingler kullandım. Ama bunu non lineer de yapabilirsiniz. Yani şuraya tıkladığınızda bir tane daha node gelir. Ve şunu şöyle yapabilirdim mesela. Bu ne anlama geliyor? Benim küçük kafa hareketlerim doğrusal ve böyle hassas. Ondan sonra bir anda doyuma ulaşıyor ve orada kalıyor gibi. Bence gerek yok. Buna sağ tıklayıp onu silebilirim. Ben basit kullanmayı seviyorum. Bunu. Şimdi biraz e, optionları kurcalayalım. Buradan neleri ayarlamak lazım. Shortcutlarda şu center oldukça önemli bir şey. Bu aslında kafanızın şu anki konumunu mesela dikkat ederseniz ben aslında karşıya bakıyorum ama bu pembe ahtapot tam da karşıya bakmam. Tam karşıya baktırmak için şöyle biraz daha çapraz bakmam lazım. Bu muhtemelen biraz önce yaptığım koltuk hareketinde konumum değişti. O yüzden dolayısıyla buna joystick'te veya klavyede bir tuş atayabilirsiniz. Mesela şimdilik ben bunu shift a desem şöyleyken shift a'ya bassam bakın artık orası merkez oldu. Karşıya baktım da oraya dönmüş oluyorum. Bu biraz kafa karıştırabilir ama bunu koymanız mantıklı. Başlangıçta merkezlemeyi seçiyorum hep. Çıktılarda pitch eksenini terse çevir diyorum. Çünkü bunu yapmadığınızda Yukarı baktığınızda aşağı bakıyor. Relative Translation kullandığım bir özellik değil. Game Detection kullandığım bir özellik değil. Filter çok 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 önemli. Şimdi bu niye önemli? Şu yüzden önemli. Biz burada şu ekranda aslında şu noktalardan, şu mavi çerçevenin içinden anlık ölçümler alıyoruz. Daha önce başka videolarda da söylemiştim. Hayatta her şeyde bir gürültü var. Gürültü olmayan bir veri yok. Bu ölçümlerde gürültülü zaten o yüzden böyle ufak ufak titriyorlar. Gürültülü yapılan ölçümlerden sağlıklı çıktılar üretmek bir bilim. Bunun için çeşitli filtreler kullanılabilir. Yani işte low pass filtreler kullanılabilir. Kalman filtreleri kullanılabilir. Bunları buradan seçebiliriz. Mesela şimdi durdurayım tekrar. Aksela yerine Kalman da kullanıyor olabilirdim. Ama Aksela da oldukça iyi. Şimdi bunun ne işe yaradığını size göstereyim. Gelerseniz kafamla birlikte şöyle pembe ahtapot dönüyor. Ben bunları komple sıfıra çekersem eğer şu anda hiçbir filtreleme yapmıyorum ve bakın nasıl titriyor. Bu konumda DCS'de uçmak çok rahatsız edici. Yani e, sizin nefes almanızdan kaynaklı. işte, bu kalbinizin atışı bile şu pembe e, ahtapotu dolayısıyla DCS'in kokpitte baktığınız yeri değiştirebiliyor. O yüzden bunlara böyle bir miktar filtreler veriyorum. Hatta bir miktar da e, dead zone denilen böyle kör noktalar tanımlıyorum. Yani diyorum ki benim hareketim 0-12 dereceden küçükse sen bunu hiçbir şey yapma. Aynısını translation'larda da yapıyorum. Ve dikkat ederseniz şu anda ben görece sabit duruyorum. Aslında feature point'ler sabit değil. Hepsi titriyor. Masumdan görüyorsunuz mesela gözüm, kaşım. Oralardaki feature point'ler oynuyor ama pembe ahtapot veya şuradaki değerlerden görebilirsiniz. Çok çok küçük çıktı da değişimler elde ediyorsunuz. Dolayısıyla kokpit içinde sağa sola bakarkenki deneyiminizi oldukça pozitif etkileyecek bir şeyler bunlar. Genel hatlarıyla Open Track ve AI Track kullanmanın temelleri bunlar. Bunları yaptığınızda sadece bir webcam kullanarak bu ayarları yaparak kokpit içinde kafanızın hareketiyle kablo olmadan, led olmadan, sağınıza solunuza saçma sapan şeyler takmadan böyle işte buradan çıkık ledler falan gayet başarılı bir şekilde track edebiliyorsunuz. DCS'te de bu program arkada çalışırken yani Open Track ve AI Track arka planda çalışırken DCS'e girdiğinizde kafa hareketlerinizle kokpit içerisinde özgürce sağa sola bakabileceksiniz. Şöyle şuradan bakabilirsiniz. Yaklaşabilirsiniz. Uzaklaşabilirsiniz. Şöyle eğimli bakabilirsiniz. Tabi bu biraz alışkanlık da istiyor. Yani mesela şu hareketler çok da alışık olmadığım hareketler. Çok da anlamlı da değil bence. Ama mesela arkaya bakabilirim. Dönüp şuradan bakabilirim. Yukarı bakabilirim. Gibi. Dolayısıyla bunlar arkada çalışıyor olacak ve maalesef belirli bir miktar işlemcinizi tüketiyor olacak. Ama buna yapacak bir şey yok.